Demek o arabayı aldınız. Tabii ki alacaksınız. Koskoca yapımcıyım ben. Külüstür arabayla giderim. Anlaşıldı mı? Hı? Tamam. Yeni diziye başlayın. Sürekli dizi yapın. Dizi istiyorum. Aferin. Erhan abi, sana çok kötü bir haberim var abi. Hayırdır Faruk, ne oldu? Yine mi vergi borcundan dolayı beni tutuklayacaklar? Hı? Yok abi, konu o değil. Vergi için ileride tekrar gelirler. Ama şimdi bambaşka bir şey var. Demek başka. Nedir bakalım? Söyle, merak ettim ulan. Erhan abi, Holding'de Sevişenler dizisinin başrolü işi bıraktı abi. Ne demek bıraktı ulan? Peki sebep? Vallahi Erhan abi, mental yorgunluk bu. Ne yaşıyormuş? Bak sen şu torpilli hıyara. O kadar insan küçük bir rol için hayatını harcıyor, bu torpilli hıyarsa bol para kazandı diye şımarmaya başladı, öyle mi? Mentalmış. Ne mentalı, şımardı ulan. Aynen abi, o giderse çok kötü olur, reytingler dibe vurur. Merak etme Faruk, ben halledeceğim. Bana derhal o hıyarı çağır, çabuk ol. Tamam Erhan abi, derhal çağırıyorum. Oğlum burayı kim önerdi sana? Baba bir oyuncu arkadaşım önerdi. Çok iyi bir yapımcıymış. Gidelim belki bana bir iş verebilirler. İyi bakalım oğlum. İnşallah dediğin gibidir. Hadi bir gidelim şansımızı deneyelim. Ulan evladım senin derdin ne lan? Hı? Bir sürü para kazanıyorsun benim sayemde. Vallahi abi kusura bakma ama bende artık mental yorgunluk oluşmaya başladı. Ulan seni kıtır kıtır keserim. Ne mentali lan? Ne diyorsun sen? Vallahi abi bir süre bırakmak istiyorum. Yapamıyorum artık. Ulan teneke. Hı? Madem yapamayacaktın bu işe niye girdin? Hı? Baba parası yemeye devam etseydin. Rol bile yapamıyorsun. Sana o kadar para veriyorum ben. Bak beni kızdırıyorsun. Seni babama dayıma söylerim ha. Yahu sayın evladım ne gerek var böyle şeylere yahu. Sen az dinlen sonra geri gelirsin. Canım benim seviyorum seni. Bir daha sakın beni kızdıracak şeyler yapma, tamam mı? Ben dinlenmeye gidiyorum. Erhan abi şimdi ne yapacağız? Eğer istersen ben başka bir oyuncu bulurum. Bak Faruk bak, ama torpilli olsun ha. Fakir fukaraya o kadar para ödeyemem. Ödüyorsam eğer menfaatim olması lazım Faruk. Abi ben hemen torpilli oyuncu listemi kurcalayacağım. İstediğin gibi bir oyuncu bulacağım sana. Bari çabuk sıkılmayacak birini bul Faruk. Birkaç kişi bunlarla fotoğraf çekiyor diye hemen şımarıyorlar. Bu nedir ya? Merak etme abi. O iş bende. Bu dizi bitsin yeni bir projeye başlayacağız. Köşk ne yiyişenler. İçine ekstradan mafya da kattım. Harika bir iş gibi görünüyor Faruk. Köşk ne yiyişenler öyle mi? Sevdim bunu. Bak oğlum, bu sefer de oldu oldu. Olmadı, kendine artık bir iş bul. Ya da benimle inşaata gel. Baba, o kadar okul okuttun. Kolay mı sanki öyle çabuk bırakmak? Tamam da oğlum, ne yapalım? İnşallah burası olur. Hadi gidelim. Köşkte yiyişenler. Harika iş olacak Faruk. Senaryoya ahçı bahçıvan şoför falan da ekleyin. Güzel. Tabii ki Erhan abi. Zaten köşk onlarsız olmaz. Aferin Faruk. Seviyorum seni. Ne kadar ahlak dışı dizi film varsa senaryolarını çok iyi yazıyorsun. Namussuz seni. Piyasa bu Erhan abi. Ayak uyduruyoruz. Neticede tüccarız biz. Sanat adı altında paraları götürüyoruz. Ayrıca Çıplak Avatar Sevişiyor adlı dizimiz 300. bölüme ulaştı. Tabii ki tüccarız yahu. Ayrıca o dizi 500. bölüme geldi mi hemen sinemaya çevirin. Çıplak Avatar tımarhanede sevişiyor diye. Unutma sakın Faruk. Asla unutmam abi. Bak senaryosunu bile yazdım. Her şey hazır. Güzel. Hadi bunu kutlayalım Faruk. Sana yemek ısmarlayacağım kerata. Bir saniye. Alo. Efendim. İki kişi benimle oyunculuk için mi görüşmek istiyor? Normalde müsait değilim ama al bakalım. Belki zenginlerdir. Evet beyler, sizi dinliyorum. Anlatın. Kolay gelsin beyim. Benim oğlum oyunculuk eğitimi falan aldı. Sizi önerdiler. Belki bize yardımcı olursunuz diye geldik.
Demek eğitimli, öyle mi? Peki paralı mı? Nasıl yani beyim? Yatılı okutmuştum ben. Anladım, paralı değilmiş. Şaşırmandan belli zaten. Bakın beyefendi, burası Dingo'nun aharı değil. Herkes girip çıkamaz. Çocuk eğitimli diye oyuncu olamaz efendim. Herkes oyuncu ama herkes sahneye çıkamaz. Yalnızca torpiller çıkar. Var mı sizde torpil? Yok. Anladım beyim. Ama her şey torpil değil ki. Nice yetenekli insanlar var. Onların hakkı değil mi bir şans elde etmek? Maalesef beyefendiciğim, size göre iş yok burada ya, güle güle. Ayrıca yeni çıkacak olan dizimiz Köşk'te Yeşenleri izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Aslında siz de haklısınız. İnsanlara televizyonlarda renkli dünyalar sunup duruyorsunuz. Size inanan insanlarsa bu işlere girmek istiyorlar. Ama kötü olan şey ise hak edenlerin sizlerden medet umup sürülmeleridir. Taktığın gözlükten ve kolyeden belli ne mal olduğunuz. Faruk, bunlar neden fakir fakir konuşup gittiler? Ayrıca kolye ve gözlük sektörün simgesidir yahu. Anahtar bu sektörün kilidinin bizde olduğunu, gözlükse zenginliği ifade eder. Fakir işte, anlamaz ki. Kızdılar Erhan abi, ondandır, bir şey olmaz. Öyle mi dersin? O zaman yine bir dizi yapalım Faruk ve insanları daha da uyutalım ki bize kızmasınlar yahu. Haklısın Erhan abi, ben bir işinim. Buldum abi, düşünmeye gerek yok. Piyasada sevişenler, piyasayı zor ve herkesin giremeyeceği bir dünyaymış gibi gösterelim. Nasıl abi? Piyasada sevişenler, öyle mi? Bir düşünün. Karar verdim, güzel. Aferin Faruk, sana yemek ısmarlayacağım. Zaten sözüm vardı. Hadi gidelim, harika. Piyasada sevişenler.